AKP iktidarı tarafından kapatılan medya kuruluşlarında çalışan 12'si tutuklu 13 gazetecinin yargılandığı davanın ikinci duruşması görülüyor. 13 gazeteci 31 Mart'ta tahliye edildikten sonra gece yarısı soruşturmasıyla tekrar tutuklanmıştı. İlk savunmayı yapan Hüseyin Aydın, tahliye kararı verildikten sonra cezaevinden 20 dakika sonra çıkıyorsunuz dediler. Yeni soruşturma yazılıyormuş, haberimiz yok dedi. Aydın, ben Cihanever Ajansı'nda çalışarak, muhabirlik yaparak nasıl suç işlemiş oluyorum diye sordu. Gazeteci Aydın savunmasında benim aldığım maaş 2500 lira. Mecbur kaldığım için çalıştım. Bu ağır suçlamayı bana yüklemeyin. Kaldıramıyorum. Ajans maaşları banka hesabına yatıyordu. İddianamede para artışı diyor. Ben yatırmadım ki. Maaş ödemesi, mesai ödemesi. Benim bu hain darbeyi gerçekleştirenle bir bağlantım var mı? Yok. İş yerimdeki adam baylok kullanmışsa nereden bilebilirim dedi. Gazetecilerin yargılandığı davada savunma yapan Atilla Taş, ben suçsuzum ve bir yıldır suçsuz yere hapis yatıyorum. Bir bakan diyor ki, tweetten yatan bir Allah'ın kulu yok, ben Zeus'un kulu muyum diye sordu. Gazeteci Oğuz Uslayer ise, ben gazeteciyim, önünde arkasında bir sıfat yok, ortaya bir tane bile delil koymadan darbeci yapmaya çalışıyorlar. Bizden darbeci çıkmaz. Kaleminden kan damlayan soytarılar sosyal medyada tahliye kararımızı eleştirince tekrar tutuklandık. İster başarılı ister başarısız olsun her türlü darbeye karşıyım. Benim gibi gazeteciden darbeci çıkarmak beyhude bir çabadır. Üzerime oturmayan ve bana uymayan bu gömleği aynen iade ediyorum iddia makamına dedi.